Mev. Uyandın mı? Abi bazlama aldım. Sen kahvaltı hazırla. Ben de sabah bulaşıkları yarım bırakmıştım giderken. Ben de yıkamadım. Onları halledeyim. Yıkamaya devam ki. Ben de yıkamadım valla. He? Ben de yıkamadım. Niye yıkamadın? Yıkamadım, canım istemedi. Baya beni kullanıyorum bu arada, farkındasın değil mi? Ben de temizlik yaptım. Kolu toplamışsın. Mesela. Şimdi telefonunu alsan şu an. Ama domates kesmiş. Çok büyük iş. Bravo, tebrik ederim gerçekten. Oo! Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yerler de temizlenmiş olsun. Bir anda bulaşığı yıkarken acıktım biliyor musun? Şey oldum bir anda. Sün abi şeyleri getirdi ya. Peynirdi, baldı, bilmem neydi. Onlar dedim neyle yenir? Onlar dedim en güzel balgam hani. Asıl onlar kaymak. Balı yenir, kaymak. Ne, tereyağı var orada. Ha, tereyağıyla da yiyin. Kaymak yok mu onda? Keşke kaymak kalsın. Ballı. O balı nereye koyacaksın? O balı yalnız şey, petekteki balı çıkartıp bir şeyin içine bir kaba koyman lazım. Hı-hı. Böyle tahtayla durmaz o. Tamam, koyarım. Nereye koyacaksın? Şey, yani şey kapı var, büyük bir kap var. Hı-hı. Cam. Tamam onu keser, onun içine koyarım. Şeyi mi diyor? Kızarma kızartma yaptığımızda koyduğumuz cam mı? Evet. Onu nasıl kullanacağız? Bal bitene kadar. Aa, bunu da yapayım. Bal bitene kadar kızartma yapmayacağız. Evet. Evet. Şu aldığım dirik çiğdandıklardan. Ya o çok kötü bir şey. Bak zeytinyağında çok sıkıntı çıkartmıyor bu arada. Ya belki de yağla bir şişmesi gerekiyor, anlamadım. Değişik. Yağdanlık. Ya tek görevin yağdanlık yani. Bunu yapmayı başaramak nedir ya? Hala mermeni verdi. Gerçekten 3 senelik. O da bitiyor artık, tamam. Bitiyor. Oğlum bittiğini söylesene, Çanakkale'den çıkana toplar. O da toplar. Eksik bitmez. Şurayı yıkamam lazım. Aaa evet. Şey. Bir kova ayarla. Evet. Çiçekle boğdu. Çok mu boğdu onu? Hayır ya. Çok koktu. Elin hamuruyla. Tamam işte gayet güzel. Zeytinyağı çok tutamaz. Peynir. Benim derdim oradaki bal. Şey çok, çok sıcak değil yine bazlama yani. Feteyi ısırmazsın değil mi? İyi tanıyorsun beni. Bal feteğini. Nerede o? Balamir gibi oynayasım geliyor böyle bal feteğini gördüğüm. Nerede o? Balamir bal feteği. Nasıl yapıyordu o? Şey oynuyordu. Aa sarı siyah giymem lazım. Ama sarı balamir kostümü alacağım. Balamir balcı. Balamir balcı. Bu da Tokat Bal Federasyonu'nun oğlu değil mi? O zaman bak. Bunu hazır şu an keseyim. Yok mu harbiden başka favorimiz kız? Aşkım yok. Ne var? Koyulmaz ya. Ne koyulur? Olmaz. Araya otur değil mi içine? Doğal olabilir. Onu hiç etmeden ama gözünü seveyim. Tamam be. Onu gerçekten hiç etmeden. Yani. Bu tahtasını yalamak lazım aslında ama. Ne yapmak lazım? Tahtasını bile yalamak lazım. Şeyi çıkardın, yumurta mı yapacaksın? Yok, sen koydun onu oraya. Keko! Yapayım yumurta. Bu ne ya? Bu ne, tel var burada? Tabii ki tutuyor işte peki. Hayatımda görmemişim ki. Tahtalı bal. Tahtalı bal. Sen tahtasını da yersin bunu. Yapıştırayım mı ben hemen? Aa.
İstemiyorum. Onu yaparsan ben de şunu halledeceğim işte. Ben hemen yapayım. Domates sosu musu da var. Ne diyor? Sen bunu bir kere yapmak isteyeceksin. Tamam mı? Bir parça ver bakayım ağzıma. Isır, al. Oha. Oha. Bağ tutan parmağını yalar. Arı yuttum. Güzel. Menişik. Bu işimiz okey. Yumurta yapıyorum. Evet. He? Evet. Sen mi yapacaksın? Yap o zaman. Bakayım. Sen de beni keseceksin. Bu erir mi? Erir mi? Beni bırak artık. Bırak. Bırak. Yapacağım mı? Ben kahvaltı yapmaya başladım. Bırak. Vallahi sen de doluyorsun. Ben tereyağından da koyuyorum bunu. Domates kestin, bal çıkardın, peynir, zeytin. Valla bir balcı. Olabilir. Oldu başka. Lan bu erimeyecek gibi geliyor bana ama. Erecek o, erecek. O şey işte ya. Bizim ilk aldığımız petede boz dediğimiz peynir var ya. Hı. O peynirden bu işte. İş. Bunun eriyenidir inşallah. Bir de topak topak olanı var ya onun. Göreceğiz. Pardon aşkım, niye açtın? Göremedim. Arkadan. Sanki bir erimasyon var. Eriyor. Sanki bir erimeler başlamış gibi. 9-14. Şey nerede? Şunun düzü. Aa, eriyor, eriyor. Tamam, eriyor. Var ya. Böyle ekmeğe banasım geldi değil bana. Ya hayır ya, bozma. Tuz atma. Ver. Ya. Al ya, al, al. Ama bak çekil elimin ayağımın altından. Aşkım, çöpü nereye attın? Al aşkım. Bugün ne yapıyorsun? Hı? Bugün ne yapıyorsun? Kahvaltı level'ını atlatalım. Temizlik olarak falan bir şey yapacak bir şey mi var? Biz yine uzun bir süreli ara vermiştik arkadaşlar. Ya bundan sonraki videolarımızda olabildiğince atacağız video ama konuşmalı videolar olmayabilir, bilginiz olsun. Kısa bir özet geçelim diye aslında şu anda videonun devamına böyle bir konuşma ekledik. Bu yaz ne yaptık? En son siz bizi Marmaris tarafındayken görmüştünüz. Tabii bir daha atmadık ondan sonra video. Marmaris'ten sonra İzmir'e seçim için gittik. Seçimde görev aldık.
çalıştık. İkinci tura da kaldık. İkinci turda da görevimizi aldık. Seçimden sonraki gün yola sabah, çıktık. Sabah hemen. Sabahleyin. Instagram'a takip edenler zaten biliyordur. Çanakkale tarafına geçtik. Bozcaada'ya geçtik. Şeyi falan konuşmayacağım. Yani işte karavancılar her yerden kovalanıyor. Bunu söylemeyeceğim. İşte ondan sonra işte karavancılar bunu hak ediyor da demeyeceğim. Demeyeceğiz ama. Yani demeyeceğim. Yani çünkü öyle karavancılar var ki ben bunları hani bir arkadaşım söyledi. İşte asfaltın üzerinde mangal yakanlar mı ararsın? İşte etrafını taşla çevirenler mi ararsın? Şu an mesela Davutlar'dayız. Etrafı gözlersen mezberelik gibi olmuş burası. Yani yıllardır geldiğimiz yer. Evet uzun süre kalanları biliyorduk ama anlatmakla olabilecek tarafı yok. Yani görünmesi lazım. Yani tabii. Gece kondu olmuş karavancı. Gece kondu dağa dönmüş karavancılık artık. Yani bunu anlamadım. Biz de çok uzun süre bir yerde kalıyoruz ama hiçbir yere bir soğan ekmiyoruz, domates ekmiyoruz, etrafımızı çevirmiyoruz, özellikle gibi işaretlemiyoruz etrafımızı. Öyle söyleyeyim en basit itibariyle. İşte gelene parsellemiyoruz çökmüyor. Ya da işte yanına gelen birine yok işte burasının da gölgesini kullanıyorum, oraya da arkadaşım geliyor, yok Afyon'dan dayım gelecek denmiyor, halka gasp edilmiyor, gece havai fişekler atılmıyor. Mesela karavancı problemleri bunlar. Ekonomik kısmı hiç konuşmuyorum zaten. 40 liraydı mazot en son. 100 lira olur inşallah. 100 lira olur inşallah. Bize giren çıkan bir şey yok. Biz zaten yıllık alıyoruz. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben kendimi kira veriyormuş gibi düşünüyorum. 50 liralık alıyoruz. Bir kere marşa basıyoruz. Hevesimizi alıyoruz. Kapatıyoruz. Ya ben litre bazı düşünüyorum hikaye. Ne yapıyorum? Nereye gideceğim ben bu sezon? Nereye gideceğim? Şuraya kadar gideceğim. Kaç paralık, kaç litrelik mazot yakarım? Şu kadar yakarım. Onu alıyorum. Devam ediyorum. Çünkü geçen sene 7500 lira mazot almıştık. Bu sene daha aldığım mazot işte ne Eylül'de miyiz? Eylül'deyiz. 6000 lira mazot aldım şu ana kadar. Kışında beni götürecek mazotum var şu anda. O yüzden de çok da problem değil. Bir yerde kiraya vermeye kalksan 15-20 bin liradan aşağıya kira kalmamış. Bunları çok konuşmaya gerek. O yüzden şey yapmaya karar verdik. Yani konuşarak zaten çözecek bir şey yok. Karavancılık zaten yani biz karavancı değiliz. Evet, bugün karavan olur, yarın motor olur, yarın binek araba olur, yarın yat olur, tekne olur vesaire. Hani bunu bir sınıflandırmıyoruz. Gerçekten doğaya saygılı bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz sadece. Evet, karavancılar çok fazla kovuluyor. Geçen sene biz de kızdık buna vesaire. Ama bunun artık çözümü yok. Çünkü gerçekten nasıl diyeyim yani rezillik ya. Yani rezillik halinde şu anda. Karavancılar da rezillik durumunda şu anda. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ha, düzgün bir düzen vesaire yok. Bunu düzenleyen yok. Düzenleyen sadece yasaklıyor falan. Olduğu kadarıyla devam. Yapacak bir şeyimiz yok. Ya birikmişim, konuşmayacaktım da neyse. Biz ne yapıyoruz? Biz bir şey yapmıyoruz vallahi aslında. Ne yaptık bu yaz? Bozcaada'ya gittik. Bozcaada'da tatil yaptık çok. Akvaryum kuyunu bilen biliyor şimdi. Çok fazla karavanla konaklanan vesaire bilen rahattır. Rant olayı da artık döndüğü için akvaryum kuyunda biz kaldık. Ondan sonra akvaryum kuyunu özel mülk olduğu için böyle bir kapatıldı. Sonra halk isyana çıktı. Günlük giriş yapıldı. Oradan para almaya kalktılar vesaire. Yani şu an Bozcaada'da da çok karavan konaklamasına müsait nokta yok aslında. Orada sağ olsun bize Karina Vanyard otel, butik otel çok güzel bir işletmedir, aile işletmesidir. İbrahim çok yardımcı oldu. Çok sağ olsunlar. Bizim açımızdan kalınacak yerimiz var Bozcaada'da ama biz özel mülk kısmı gibi bir yerde kalıyoruz. Ve o yüzden de şey olmuyorsunuz yani. Kovulma tehlikesi yaşamadık. Yaşamıyorsunuz. Evet. O yüzden de tatil modunda oldu bizim için. Ama bundan sonra işte zamanda da konum paylaşmayacağız diyorduk. Gerçekten tatil yaptık. Tabii bu sene biz hiçbir şey yapmadık yazın. Gayet güzel tatilimizi yaptık. Kendimize geldik. Şimdi de kış modunda videolarımıza da başlayacağız. Çok kaba karavancı var. Tam zamanlı yaşıyorum diyen var ama kimse tam zamanlı yaşadığını ben kimseyi görmedim. Gerçek tam zamanlı yaşayınca gerçekten bir tatile ihtiyaç duyuyorsun. Evet, çünkü bu senin için bir tatil değil. Bu çünkü tamamen bir rutini olan. Bu bir tatil değil. Tam tersi ev hayatından daha zor bir rutini olan bir yaşam tarzı. Her şey manuel. Suyun, elektriğin, atarın, giderin, her şeyin manuel olarak yapıyorsun. O yüzden biz gerçek tam zamanlı karavanda yaşayan... Değil mi öyle kız çok var. Gerçek tam zamanlı yaşıyorum ben diye gezen çok var. O zaman üstüne alınmak isteyen olsun. Alınma olsun canım yani. Bana ne? Şimdi bir işinde gerçeği var. Benim evim var mı kardeşim? Yok. Yok. Benim dayalı döşeli bir yerim var mı? Öyle deme. Yok. Yorumlarda ben daha önce ya da yazanlarda gördüm onu. Şey diyenler de var. Siz işte çekim yapıyorsunuz ondan sonra eve gidiyorsunuz ya da otelde kalıyorsunuz. Keşke ağzım bağlayasın ya. Keşke ben kalsın. Ben kalsam ben çekim diyorsun. Yapayım da iş. Keşke otelde yaşasın. Burada otel sahibi olan biri varsa rotamız Antalya'ya kadar uzayacaktır. Bizi ağırlayabilir. Kışın hiç sıkıntı yok yani. Yani şey o yüzden... Bu sene öyle bir tatil yapmak istedik. Evet. Gerçekten de tatil oldu yani. Denize girdik çıktık sanki yazlığımız varmış gibi. Denizde takıldık.
aşağı çıktık, yemek yedik. Yani yukarı çıktık, yemek yedik. Evet, keyifliydi. Öyle biraz bir tatil geçirdik. Bizim açımızdan biraz keyifliydi. Sonradan şeyi fark ettik, karavancılığın bu kadar, yani çünkü sürekli olarak önümüze düşüyor. İşte Instagram'dan vesaire de yazanlar çok fazla oluyor, işte nerede konaklayabiliriz vesaire diye. Sonra Bozcaada'dan çıktıktan sonra fark ettik. Çünkü Bozcaada'da karavan kovalanma işi olduğu için popülasyon çok kalabalık değildi. Çıktıktan sonra fark ettik ki yani geçen senelere göre çok kötü durumda karavancılık. Bakalım nereye gidecek, çok merak ediyorum. Ya ürünlerde falan hani şey diyorsunuz, Instagram'dan ya da DM'den falan işte, ya da eski videolara, YouTube videolarına falan hani video karavancılık atmıyorsunuz. Karavancılık bitti mi, etti mi? Hayır video atmıyorsunuz diyorlar. E ne atacağım ki artık ya zaten? Ya nasıl biliyor musunuz, işte bak bu orada devreye giriyor. Aslında biz bunu şey için yapmıyoruz. Normal bir evde yaşayan birine video çek dediğin gibi oluyor. Tabii. Yani bunu bak ben burada yaşıyorum, ben bunu yapıyorum gibi bir şey yapmadığımız için tabii aslında videoyu çekemiyoruz. Gerçekten çekemiyoruz. Yani günlük rutinler belli rutinler. Yani ne bileyim işte ben bir yere battığımda oradan nasıl çıkacağım ya da çıkamazsam bunun bana maliyeti ne olur diye düşünüyorum. O anda elime kamera almak gelmiyor açıkçası. Bilerek kendimi batırıp video çekmiyorum yani. Yani o yüzden... Onu yapsam benden de video gelir. Yani bizden çok video çıkmamasının sebebi belki de bu bizim karakterimizle ilgili, bilmiyoruz. Senaryo yazıp oynayamıyoruz belki de. Bu. O yüzden aslında daha çok konuşma değil de harbiden madem çok merak ediyorsunuz işte evet, nasıl yemek içindir, yapıyoruz, ne yapıyoruz, bunları biraz daha sessiz, konuşmadan, hani hatta BBG gibi. Hatta şunu bile yapabiliriz, atıyorum haftada bir defa atıyoruz ya video. Hafta başına itibaren o gün içinde değişik yapacağımız bir şeyi açarız, yanımızda videoyu sessiz kendi halinde çeker ve başka bir gün başka bir şeklinde o haftayı tamamlayabiliriz. Kısa böyle özetler gibisinden, yani haftanın özeti. Bugün BBG evinde neler oldu? Gibi. Bugün BMT evinde neler oldu? Hadi gidelim, çok konuştuk yine. Falan filan. Biz neredeyiz şu an, ne yapıyoruz? Biz şu an Kuşadası'ndayız, Davutlar'dayız. Davutlar'dayız şu anda. İşte burada dişçi işlerimiz falan var, onları halledeceğiz. Ondan sonra artık aşağı aşağı kışlık evlerimize doğru gidiyoruz artık. Kışa çekilme moduna geldi. Kendinize iyi bakın. İnşallah haftaya görüşürüz. Görüşürüz inşallah. Başımıza ilginç güzel şeyler geldi. Aa dur, araya en sonunda kapatmadan şunu koyayım. Onlara bakın. Becerebildiysem koydum, yoksa zaten siz şu an konuştuğumu duymadınız bile. İşte Bolca'da ufak tefek böyle videolar vesaire, biz İzmir'e falan da geçtik. Bir düğün var. Kısa böyle bir dakikalık böyle bir video sonuna bırakayım size. Yazdan böyle bir kareler olsun. İyi seyirleriniz olsun. Görüşürüz. Diye bekliyor. Paramı verdim ben. Kaptan beğenmedi beni. Kaptan vallahi bir şey yapmadı. Aa kaptan mı o?